Rakip bulamasaydı bu kadar güzel maçlar oynamazdık. Hiftexil olmazdı. Showtime olmazdı. Daha iyi maçları rakip bunun sayesinde görüyoruz. Tabii sizlerle beraber bu daha da güzelleşiyor. En unutamadığım maç Altın Ayaklar'la finalde oynadığımız maç. Gerçekten çok iyi bir maçtı ama rakip bizden daha iyi olduğu için onları kupayı teslim etmek zorunda kaldık. Açılış sezonunda EFA Tur'la yarı final maçı. O maçta gerçekten çok iyiydi. Takım ayakta tuttuğunda diyebilirim. Gerçekten çok güzel maç oldu. En kötü oynadığım maç, Bekir'in United'da oynadığımız 7-6 biten maç. Gerçekten o maçta çok kötüydüm. Bütün topları neredeyse içeri aldım. Hatta bazı pozisyonlarda adamlar atamadılar, ben kendim attım içeriye. En çok sevindiğim maç EFA Tur'la açılış sezonunda yarı final maçı. Çünkü finale çıktık. Onun için bu maçta çok sevinçliydim. En çok üzüldüğüm maç Altın Ayaklar'la oynadığımız final maçı. 5-2 kaybettiğimiz maç. Gerçekten bir sezonun en güzel yerine geldik. Finale çıktık ve finalde kaybettik. Tabii ki üzüldüğüm en kötü maç o yani. En beğendiğim halı saha Adalet halı saha ve daha önceki oynadığımız Yağmur halı saha. Ama tabii ki Adalet halı saha diğerine göre daha iyi. Çünkü çimleri olsun, ışıklandırması olsun, duşları olsun her yönünde daha iyi.
İdolüm kendim koyu bir Galatasaraylı olduğum için, kendim de kaleci olduğum için Claudio Taffarel. En benzetildiğim futbolcu, kendimle kaleci olduğum için reflekslerimden dolayı Fernando Muslera. En iyi golcü, kendi takımından Zafer Taslacı ve şampiyonluktaki en büyük rakiplerimizden bir tanesi olan Showtime'ın başarılı golcüsü Tolga Küçük. En iyi orta sahamız, yıllardır vazgeçemediğimiz ve birbirimizden hiç ayrılmadığımız Aytekin Karaçoban ve bu sene takımımıza katılan Apostos'un. En iyi defans oyuncusu Serdar Demir ve Ziya Alparslan.
En beğendiğim kaleci şu anda kendi kalemizi koruyan İlker Doldur ve Refaj Tekstil kalecisi Furkan. En yetenekli futbolcu İbrahim Atav ve Edirnespor'a transfer olan Semih Ceylan. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum kendisine. En yeteneksiz futbolcu, yeteneksiz demeyeyim ama yeteneği olup da kullanamayan Süleyman Kavuncu, rakip kalede çizgiden topu tekrar dışarı çıkaran futbolcumuz çünkü. Gerçekten kendisini kutluyorum, nasıl becerdiğini de bilmiyorum. En yumuşak futbolcu, Abbas Tosun, bilek hareketleriyle olsun, asistleriyle olsun, golleriyle olsun, tam bir yıldız. En gaddar futbolcu Ziya Alparslan, defansta oynamasına rağmen mesafe tanımaksızın attığı şutlarla kalecilerin korkulu rüyası. Geçen sene rakibimdeydi, ben de çok korkuyordum kendisinden attığı şutlardan dolayı. Şimdi kendim bu sene ilk kişim onu transfer etmekti. Benim için en gaddar futbolcu. İddia Rakipbul Denizli Halısa Ligi kurulduğundan beri bu ortamda ben de yer alıyorum. Çeyrek finali gördüm, yarı finali gördüm, finali gördüm. Artık kupa alma zamanı diyorum. Buradan diğer arkadaşlarıma çok çok selam söylüyorum. Bütün takımlara da saygılarımı sunuyorum. Ama bu sene kupa benim, hiç kimsenin yetlenmez.
bölümlerde Cihangir uzaktan vurur mu? Araması güzel. Cihangir vurdu gol oldu. Cihangir vurdu gol oldu. Beraber yakaladık. Bravo çocuklar.